İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık tarafından kırsal kalkınma projesi kapsamında İskaniye köyündeki 14 çiftçiye 3460 adet üzüm fidesi yardımında bulunuldu. Kırsal kalkınma projesi kapsamında Kaymakamlık, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından İskaniye köyünde yaşayan 14 çiftçiye 3460 adet üzüm fidesi yardımında bulunuldu. Bakar mıyız? Bir saniye. Kaymakamım. Evet, bakar mıyız? İskaniye Köy Kahvehanesi'nde düzenlenen programda konuşan köy muhtarı Osman Nuri Gündüz, yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederken yardımların devamını beklediklerini söyledi. Ve gene bu yıl 5 çiftçimiz koyun aldık ve bu koyunların, bu fidanların devamını bekliyoruz. İlçe Tarım Müdürü Mahmut Doğru ise yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi. Gerek kısa kalkınma projesi ve gerekse sosyal yardımlaşma projesi anlamında bu köyümüzde de bir anlamda örnek anlamında bazı bir geliştirme, bağ plantasyonu yenileme ve yeniden bağ teşvik kurma anlamında projemiz var. Bu yılki proje arkadaşlar sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla yapılıyor. Geçmiş yıllarda tabii ki İskaniye köyüne demin Sayın Muhtar'ın belirttiği gibi gerek koyunculuk anlamında gerekse bağcılık anlamında bayağı bir çalışmalarımız oldu şu an. İl Tarım Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Koçkaya ise Bursa bazında en çok ilgiyi İnegöl ilçesinde gördüklerini belirterek İnegöl'lü çiftçilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. İnegöl'ün bizim için, Bursa Tarım Müdürü için apayrı bir yeri ve önemi var. Buraya ne zaman gelsek güzel bir etkisi, güzel bir açışla birlikte oluyoruz. Ve bu başarının temel noktası da bence temel başarı noktası da sizlersiniz. Yani siz çiftçilerden aldığımız o pozitif yaklaşım, talep, bilgiye talep, modernliğe talep, modern tarım tekniklerine talep bizleri doğrusu zorluyor ve sizlere daha iyi hizmet etmek için kendimizi zorluyoruz bu kez de. Bunda da değerli mülki amirlerimizin de katkısıyla, desteğiyle, önderliğinde güzel şeyler yapıyoruz. Kaymakam Durmuş Gençer ise yapılan yardımların 95 bin YTL'ye mal olduğunu söyleyerek yapılan yardımların devamının geleceğini söyledi. Bu bağlamda bugünkü projemiz, bizim katkımız bu projeye 95 milyar lira ama bu projenin esas bedeli 300 milyar lira. Yani bir profesyonel biri ben bu bağcılığı yapacağım derse 300 milyarı geçer. Bunun içinde çünkü emek var, bunun içinde toprak var, bunun içinde beton var, bunun içinde tel var, bunun içinde emek var. Ama biz bunu ticari olarak yapmıyoruz, bir destek olarak yapıyoruz, bir örnek olarak yapıyoruz. O anlamda çiftçimizin ve vatandaşımızın emeği içinde çubuğunu, betonunu kendisi alıyor, telini kendisi alıyor. Biz de ona bir küçük bir katkıyla hem aileye bir destek sağlama amacımız hem de müdür bey belirtti, çok önemli o. Burada güzel bir cinsi, güzel bir üzüm bağcılık şeyinde yaygınlaştırmak. Konuşmaların ardından çiftçilere üzüm fideleri verilirken daha önce küçük baş hayvan yardımında bulunan çiftçiler ziyaret edildi. Allah hayırlı mübarek etsin. Evet, bakalım. 3 sene önce bir başka köye veya bir başka vatandaşa verilmiş. 3 yıl sonra, 3 yıl sonra aldığımız koyunları tekrar bir başka geri aldık yani. Bunlar da 3 yıl sonra alıyor. Bunları değil. Bu sene kurbana yetişmez. Bu sene korkma. Ama yeni seneyi bilemem.